Herkese tekrar merhaba. Bugün yine Alp'le birlikte. Merhaba açım. Selam Sercan. Ve karşımızda da Kaan Akademinin standart sapmayı keşfediyoruz alıştırmalarının birincisi duruyor. Hemen başlayalım. Bakalım burada neler oluyormuş. Aşağıdaki histogramda 13 turuncu noktayı herhalde bu noktalardan bahsediyor değil mi? Evet. Evet bu noktalar. Bu noktaları standart sapmaları 1,6 olacak şekilde yerleştirmemiz isteniyor bizden. Hmm. Eğer doğru anladıysam bu noktalar toplam dağılımdan örneklenmiş ve bu modülde buradaki örneğin ortalamasını hesaplıyor. Yani bu noktaların merkezi eğilimleri hakkında bize bilgi veriyor. Başka bir deyişle, başka türlü söyleyeyim. Örnek ya da numune aldığın bu popülasyonun ortalamasını tahmin ediyor. Evet Sercan söylediklerin doğru. Bir de bu örneğin standart sapmasını buluyor. Yani bu noktaların ortalamalarından ne kadar uzakta oldukları hakkında fikir veriyor. Evet, standart sapma bir örnek için örneği oluşturan verilerin ya da burada olduğu gibi noktaların diyelim. örneğin ortalamasından ne kadar farklı oldukları hakkında bize fikir veren terimlerden bir tanesidir. Evet, bu alıştırmayla da bunun aslında ne demek olduğunu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Mesela burada standart sapma 1,9. Ama bu ne demek? Görsel olarak ne anlama geliyor? Harika. Ortalama ise son derece açık. Bu noktaların ortalaması işte. Evet, doğru. Mesela bu noktayı alır ve sağa doğru kaydırırsam ortalama da sağa doğru hareket etmeye başlar. Evet, sanırım ortalama çok daha basit bir kavram. Birçok insan için ortalamayı anlamak daha kolaydır. Noktaların yerini değiştirdiğimde ortalama da değişir. Sağa kayarsa ortalama da sağa kayıyor. Sola kayarsa ortalama da sola kayıyor. Mantıklı. Diğer bilgi ise standart sapma. Standart sapma noktaların dağılımı hakkında bilgi verir. Standart sapma ortalama bir değer değildir. Evet, değildir ama değilse nedir? İşte alıştırmanın amacı da bu. Standart sapmayı daha iyi anlamamıza yardımcı olmak. Aynen öyle. Örneğin, noktalar ne kadar uzak olursa standart sapma o kadar artar. Bunu anlamaya çalışacağız. Yani noktaları ortalamaya yaklaştırdığım zaman görüyorum ki standart sapma küçülüyor. Noktalar ne kadar uzak olursa standart sapma da o kadar artıyor, değil mi? Buraya kadar çok açık. O halde hadi soruya gidelim. Ne diyordu soruda? Aşağıdaki histogramdaki 13 turuncu noktayı Örneğin standart sapması yaklaşık olarak 1,6 olacak şekilde yerleştiriniz. Şu anda kaç? 2,1. O zaman noktaları yaklaştırmam gerekiyor. Bu arada hatırlatayım hemen. Bu soru için tek bir doğru cevap yok. Yani standart sapma 1,6'ya yakın olduğu sürece noktaların nasıl yerleştirildiği aslında çok da önemli değil. Ne demiştik? Noktaları ortalama değere yaklaştırmam gerekiyor. Bakın, sadece bu noktayı hareket ettiriyorum. Bu bile standart sapmayı ne kadar değiştiriyor. Yine de tek başına yeterli olmadı. Ama burada başka noktalar da var. Bunlardan birini seçip ortalamaya yaklaştırabilirim. Uzaktaki bir noktanın etkisi daha büyük olur. Kesinlikle. Evet bunu alalım. Bunu alalım mesela yaptık ve oldu. Cevabı kontrol edelim. Doğru. Şu çözümü göster butonunda dener misin? Tabii ki denerim. Çözümü göster. Noktalar ortalamaya yakınsa standart sapmanın değeri küçüktür. Bu doğru. Noktaların ortalamadan uzaklaştığı durumlarda standart sapma büyür. Yani noktalar ortalamadan uzaklaştıkça standart sapma büyür. Herhangi bir noktayı ortalamaya yaklaştırıp uzaklaştırarak standart sapmadaki değişimi gözlemleyebiliriz. Az önce yaptığımız şey buydu zaten değil mi? Evet ama bir sonraki adıma da bakar mısın? Aa, bir adım daha mı var? Bu adımda 1,6'lık bir standart sapmaya ulaşmanın değişik yollarını görebilirsin. Eğer buna basarsan başka bir çözüm çıkar. E, harikaymış. Hatta bir daha basıyorum. Gördüğün gibi bu örnekteki noktaların standart sapmasını 1,6 yapmanın birçok yolu var. Hepsi birbirinden farklı. Ama basmaya devam edersen bazı ortak noktalar göreceksin. Mesela bütün örneklerde noktalar ortalamaya yakın dizilmişler. Burada arka planın bir bölümü boyalı olan bir çan eğrisi var. Bu verilen bilgilere göre gerçek dağılımın nasıl olması gerektiği hakkındaki tahminimiz. Yani eğer bu örneğin ortalaması hassas olarak ölçüldüyse ve bu ortadaki de bunu gösteriyor aslında. Bu durumda bu dağılımın çan eğrisi şeklinde olduğunu varsayabiliriz. Tekrar ediyorum. Bu bilgilere göre doğru olduğunu tahmin ettiğimiz dağılım tam da bu şekilde.